İyi günler komutan. İyi günler Seher Hanım, buyurun. Abimle Ekrem Çeliker'le görüşmek istiyorum ben. Maalesef Ekrem Çeliker'i şu anda hiç kimseyle görüştürmüyoruz. 5 dakika iyi olduğunu göreyim yeter. Rica ediyorum. Yapamam Seher Hanım. Boşa nefesinizi tüketmeyin. Kemal Şahin'le görüşecektim. Serap Dinç Aslan. Seher? Ay, duydum başınıza gelenlere. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ama şimdi daha fazla konuşamam. Kemal'i görmem lazım. Kemal burada mı? Hı hı. Nezarette. Nezarette mi? Serap, bir gelsene. Seni Allah çıkardı karşıma. Ne diyorsun sen Seher? Serap, senden bir şey rica edeceğim. Abim de nezarette. Benim için ona bir şey söylemeni istiyorum. Tek bir cümle sadece. Bak, söylediğin iş halloldu diyeceksin, o kadar. Ha? Lütfen bak, senin de çok işine yarayacak. Ha? Nasıl benim de işime yarayacak? Seher, ne diyorsun Allah aşkına? Şunu anlatsana adam akıllı. Sen söylediğimi yap, her şeyi anlatacağım. Tek bir cümle söyleyeceksin. Söylediğin iş halloldu. Kimseye duyurmadan. Tamam mı? Ekrem. Seher diyor ki o iş hallolmuş. Öyle mi? Teşekkürler Serap. Ne demek bu? Bilmiyorum. Seher öyle söyle dedi. Sen boş ver şimdi bunları. Asıl sen nasılsın onu söyle. Nasıl olduğum işte. Kemal. Dün avukatla konuştum. Seni savunmayı kabul etti. Ama işimiz çok zormuş. Cinayete teşebbüsten yargılanacakmışsın. En az 7-8 yıl alır dedi. Bir şey söylemeyecek misin? Kemal, böyle zamanlarda sen bana moral verirdin. Ben düştüğümde beni kaldırırdın. Tamam Güllü, hallederiz hepsini derdin. Susuyorsun şimdi. Ben de isterim sana üzülme demeyi. Sana ümit vermeyi. Seni böyle gördükçe içim parçalanıyor. Ama bu defa diyemem Güllü. Seni boş yere ümitlendiremem. Görüşme bitti. Tamam. Asker, komutanına söyle onunla konuşmak istiyorum. Tamam. Söyleyebildin mi? Söyledim. Bravo. Ne kadar önemli bir iş hallettiğini anlatamam sana. Seher, siz yine ne işler çeviriyorsunuz? Sadece şu kadarını söyleyeyim. Halil'in işi bitti. Nasıl bitti? Bitti işte. Daha fazla bir şey sorma. Halide'den sonsuza dek kurtuluyoruz. Seher, ne oluyor? Şu işi adam akıllı anlatsana. Vaktin daralıyor Halide. Jandarma o planları bulduğu vakit kimse seni dar ağacından kurtaramaz. Tamam Serap. Ne istiyorsan yapacağım.
İyi o vakit. Hadi gidiyoruz. Ne gitmesi? Nereye gidiyoruz? Teklifin bu hali de. Benimle geleceksin. Benden aldığın her şeyi geri vereceksin. Ben de sana planların yerini söyleyeceğim. Çıldırdın mı sen? Jandarmalar yolda diyorsun. Ya biz dışarıdayken gelir planları bulurlarsa? Sen bulabildin mi halde? Merak etme, onlar da bulamazlar. Bak Serap, saçmalıyorsun. Burada benim hayatım söz konusu. Oyun oynamaya vaktim yok benim. Ne dersen yapacağım diyorum sana. Söyle şu planların yerini. Pazarlık yapacak durumda değilsin Halide. Ya şimdi benimle gelirsin... ...ya da jandarmalarla hapse gidersin. Serap dur. Tamam. Bekle. Ne istiyorsan yapacağım. Ama önce planların yerini söyle. Bu mümkün değil Halide. Niye ama jandarmaların planları bulamayacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Belki de bulur Halide. Benim tek yemin olduğum senin başka bir çaren olmadı. Tamam. Ne istiyorsan yapacağım. Hadi gidelim. Önce oğlumu alacağım. Ben de sizi bekliyordum Serap Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Suat Bey. Sizden istediğim vesikaları hazırladınız mı Avukat Bey? Hepsi hazır. Hangisiyle başlayalım? Önce Muzaffer Ali'nin vesayetiyle başlayalım lütfen. Buyurun Halide Hanım. Vesayetten feragat dilekçesi. İmza atmanız yeterli. Bir pürüz çıkmaz değil mi? Halide Hanım'ın yasal olarak Muzaffer Ali'nin vesayetini 10 gün içinde reddetme hakkı vardı. Şimdi yeni vasi tayin edilecek. Şimdi işimiz oldukça kolay. Kemal Bey ile sizin evleneceğinizi ibraz edeceğiz. Bu durumda üzerinize atılı iffetsizlik ithamından da aklanmış olacaksınız. Ne? Doğru duydun Halide. Ama her şey sırasıyla değil mi? Şimdi diğer dilekçeyi verin lütfen. Ne yapacaksınız çabuk yapın. Hulasa olarak Kemal Şahin'in beni vurduğuna dair verdiğim ifade tamamıyla iftira ve yalandır. Kemal Şahin'in vurulmamla hiçbir alakası yoktur. Şahsın serbest bırakılmasını talep ediyorum. Bitti mi? Gidiyor muyuz? Hayır Halide, daha bitmedi. Halide Hanım'ın boşanma dilekçesi Suat Bey. Emredersiniz. İmzala bakalım. Kemal'e askıntı olduğunu artık yeter. Suat Bey, bütün bu dilekçeleri lütfen savcılığa ilet. Baş üstüne Serap Hanım. Çıkalım Halide. Nereye gidiyoruz? Daha bitmedi mi? Bütün imzaları attım işte. Serap, söyle şu planların yerini. Asla söyleyemem. Çiftliği senden almadan hiçbir şey söylemem Halide. Yarın sabah çiftliğe geri dönüyorum. Bu senin çiftlikte son günün Halide. Yeter artık Serap. Ne istiyorsan yaptım işte. Söyle şu planların yerini. Seher jandarma hemen bulabilsin diye planları çekmeceye koymuş. Ama ben onları kimsenin bilmediği bir yere sakladım. Planları nereye sakladım biliyor musun? Muzaffer'in gizli kasasına. Doğru mu? Yalan söylüyorsun. Hayır, söylemiyorum. Oğlumun üzerine yemin ederim ki planlar orada. Kasanın yerini de sadece sen ve ben biliyoruz. Bir de şifresini. Ama yerinde olsam acele ederdim.
Çünkü komutan o kasayı bulmadan bırakmayacaktır. Dinç Aslan çiftliğine gidiyoruz. Acele edin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.